Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri, eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere onluk bozarak çıkarma işlemi konusunu anlatacağım. Nasıl yapıyoruz, nelere dikkat etmeliyiz, bunları göstereceğim. Ayrıca şu aşağıdaki alıştırmalara bakarsanız verilmeyen rakamlar olduğunda bunları doğru bir şekilde nasıl bulacağız, neye dikkat etmeliyiz, bunları anlatacağım. Hemen başlıyorum vakit kaybetmeden. Şimdi çıkarma işlemine biliyorsunuz birler basamağından başlıyoruz ve şöyle diyoruz: 6'dan 9 çıkmaz diyoruz. Neden öyle diyoruz peki? Şöyle düşünün, işte benim çocuğum benden harçlık istedi, 9 lira paraya ihtiyacı var, silgi alacak örneğin. Benim cebimde de 6 lira var. Şimdi cebimdeki 6 lira buna yetmez ki, az geliyor yani. O yüzden çıkmaz diyoruz zaten. O zaman diğer basamaktan bir tane onluk alıp 6'nın önüne koyuyoruz. Yani şöyle yapıyoruz. Önüne koyduk, bakın buradan komşudan bir tane onluk aldık ve burada ne kaldı? 3 tane kaldı. 4 tane vardı, birisini verdi, 3 tane kaldı. Şimdi burası oldu 16. 16'dan 9'u çıkaracağız. Bunu iki farklı şekilde yapabilirsiniz. İlk olarak 16'yı aklınızda tutup 9 tane geriye doğru sayarsınız. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Yani buraya 7 geleceğini anlarsınız. Öğretmenim ben geriye doğru sayarken kafam karışıyor diyorsanız farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. 9'dan 16'ya kadar da gidebilirsiniz. Bu şekilde 9'dan 16'ya gittiğinizde 16 ile 9'un arasında kaç adım var? Aralarında ne kadar fark var? Anlamış olursunuz. İsterseniz deneyelim, bakın 9'dan 16'ya gidelim. 9'dan sonra 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın 7 adım gitmemiz gerekiyor. Demek ki bunların arasında 7 adım fark var. O yüzden buraya 16'dan 9 çıktığında 7 kaldığını anlarız. Böyle de yapabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi burada da 3 var. 3'ten 7 yine çıkmıyor. Tabii az geliyor. Ne yapıyoruz? Bir sonraki basamaktan, yüzler basamağından alıp bunun önüne koyuyoruz. Yüzler basamağında 7 kalıyor. 8 tane vardı. Şimdi 13'ten 7'yi çıkarıyoruz. Yine geriye doğru sayıyoruz. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Yani buraya 6 gelecekmiş. Ya da diğer yöntemle 7'den 13'e kadar gidiyorsunuz. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 defa gittiğinizi anlıyorsunuz. Burada 7 vardı. Çıkaracak bir şey olmadığı için ne yapıyoruz? Aşağı indiriyoruz. Cevap 767 oluyor. Peki yan tarafa bakalım. 0'dan 5 yine çıkmaz. Az geliyor. Komşudan aldık. Burası oldu 10. Şunu çizelim. Burada kaldı 1. 10'dan 5 çıktığında ne kalıyor? 5 kalıyor. Her defasında geriye doğru sayarak videoyu çok uzatmayayım. Çok sıkıcı olmasın. Devam edelim. 1'den 6 çıkmaz. Komşudan aldık. Önüne koyduk. Oldu 11. Burada kaldı 4. 11'den 6 çıktığında ne kalıyor? 5 kalıyor. Burada kalmıştı 4. 4'ten 1 çıktı 3. Cevabımız 355'miş. Bunu yapalım. 5'ten 9 çıkmaz. Komşudan aldık. 15 oldu. Burada kaldı 3. 15'ten 9 çıktığında ne kalıyor? 6 kalıyor. Çünkü 9, 6 daha 15 yapıyor. Gittiğimiz zaman ileriye doğru ya da 15'ten geriye doğru saydığımızda 6 kalıyor. 3'ten 5 çıkmaz. Komşudan aldık. 13. Burada kaldı 6. Evet, 13'ten 5 çıktığında 12, 11, 10, 9, 8. 6'dan 2 çıktığında da 4 kalıyor. Cevap 486 oluyor. Şimdi şunlara bakalım. Bakın burada birler basamağında bir rakam var, bir sayı varmış. Tabii biz onu bulacağız şu anda. Ve buradaki sayıdan çıkarma yapılmış, 6 kalmış. Şimdi burada sayılar yakın birbirine, bakın değil mi? Üstteki sayıyı ne yapmalıyız? Şunların ikisini toplarsak buraya gelecek rakamı buluruz. Tersini uygulayabiliriz yani burada. Sayılar uzak olduğunda toplamayacağız. Yakın olduğunda bu şekilde, birbirine yakın olduğunda toplayıp yukarısını bulabiliriz. Burada farklı bir şey yapacağız. Şimdi 9 ile 6'yı topladığımızda 15 oluyor. Ama buraya 2 kişi yazamayız ki. Çünkü 15 2 tane rakamdan oluşuyor. Demek ki burada 5 var. Yani 5'ten 9 çıkmadı. Çıkmıyor. Komşudan almış yani. O zaman burası 15 olmuş. Komşuda da 3 kalıyor değil mi? İşte burada zaten öğrenciler sık sık hata yapıyorlar. Buradan buraya verileceğini hayal edemedikleri için burada 4 var zannedip buraya gelecek rakamı yanlış buluyorlar bu sefer. Buna dikkat edin. Şimdi 15'ten 9 çıktığında 6 kalıyor. Tamam, demek ki buraya 5 gelmesi gerekiyor. Şimdi burada 4 varken bir tanesi gittiği için burada 3 kalıyor sevgili öğrenciler. Şimdi şunu çizeyim. 3'ten bir tane sayı çıkacak ve 6 kalacak. Şimdi 3'ten hangi sayıyı çıkarırsanız çıkarın 6 olmaz. Çünkü çıkarma demek geri geri gidiyorsun. Ama 3'ten geriye giderken 6 yok ki. 6 ileride. O zaman bu 3 komşudan alıp 13 olması gerekiyor. Ha, o zaman buraya komşudan bir tane alıyoruz. Komşuda 7 vardı. Bu da azaldı. Burada da 6 kaldı şimdi. Şimdi 13'ten hangi sayı çıkınca 6 kalıyor? Geriye doğru saydığımızda 7 olacağını anlarsınız. 13'ten geri geri 6'ya kadar geleceksiniz. Ya da 6'dan 13'e kadar gideceksiniz. Böylece arada 7 olduğunu, 7 adım olduğunu anlayacaksınız. Ben en çok şunu yapıyorum. 13'ten 6 tane çıkarıyorum. Yani 12, 11, 19, 8, 7. Ha, şuraya 7 geleceğini anlıyorum o zaman. Devam edelim. 6'dan 2 artık çıkıyor zaten. 6 kaldı burada. 6'dan 2 çıktı. 4. Demek ki buraya da 4 geliyormuş. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Komşudan aldığımızı almak gerekiyorsa bunu hayal etmeyi unutmayın. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bakın 8 ve 4'ü görüyorum. O zaman burada ne olması gerekiyor? 8 ile 4'ü, bakın sayılar yakın. Toplandığında 12 oluyor. Demek ki burada 2 var. 2 rakamı var. Çünkü 12'yi yazamayız. 2 kişi yazılmıyor yani bir basamağa. Bir kişi yazılıyor. Demek ki burada 2 varmış. 2'den 8 çıkmıyormuş. Çıkmaz çünkü az geliyormuş. Komşudan alındığı için burası 12 oluyor. Komşuda ise 4 kalıyor. Bakın yine birisi gitti. Burada 4 kaldı. Şunu çizeyim. Evet. 12'den 8 çıktığında 4 kalıyor. Tamam. Doğru rakamı bulmuşuz o zaman. Şimdi geldik onlar basamağına. 4'ten 6 olması gerekiyor. Tabii ne oldu? Geriye doğru gitmemiz lazım çıkarmada. 6 olmaz geride. O zaman komşudan almış yani. Burasının 14 olmuş ki 14'ten bir sayı çıkarılmış, 6 kalmış. 14'ten 6'yı çıkarıp buradaki rakamı bulabilirsin. Ya da 6'dan 14'e gidebilirsin. Sayarsın. 6'dan sonra 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diyebilirsin. Ya da 14'ten 6 tane geri geri gelebilirsin. 13, 12, 11, 19, 8. Buraya 8 geleceğini anlarsın. Şimdi burada bakın bir tane fazla vereceğiz. Neden? Çünkü bir tane komşuya gitti. Ha, buradaki rakam normalde 5, 2 daha 7 olması gerekiyordu ama biz buraya 8 veriyoruz. Çünkü birisini komşuya verecek, ondan sonra 7 kalacak burada. Ve böylece 7'den 2 çıktığında da 5 olacak yani. Demek ki buradaki rakam 8 olması gerekiyor. Son alıştırmayı da gösterelim. Bakın burada 4'ten bir rakamı çıkaracağız ve 8 kalacak. Ama 4'ten olmaz. Yani 4'ten geriye doğru gittiğimizde 8'e ulaşamayız. O zaman bunun 14 olması gerekiyor. Ve komşudan bir tane alıp burasının 14 olması gerekiyor. 14'ten bir tane sayı çıkaracağız, 8'e gideceğiz. Nasıl bulabiliriz? 8'den 14'e kadar bir aradaki farkı görebiliriz. Yani 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 defa. Ha, demek ki burada 6 olması gerekiyor. Şimdi komşuda bir tane fazla düşüneceğiz yine. Çünkü bir tane diğer komşuya ver. Birler basamağına gönderdik. Şimdi burada ne olacaktı normalde? 7, 5 daha 12. 2 olacaktı. Ama bir tane de gönderdiği için buraya 3 veriyoruz. Yani şöyle oluyor. Bakın 4'ten 6 çıkmaz. Komşudan aldı 14. 14'ten 6 çıktı 8. Burada kaldı 2. Ha. Şimdi 2'den 5 çıkmıyor. Bu da diğer komşudan oluyor. Burası oluyor 12. Burada kalıyor 7. 12'den 5 çıktığında 7 kalıyor. Demek ki buradaki doğru rakam 3 aslında. Bir tanesi gittiği için 2 kalmış oluyor. Böyle zihnimizde canlandırıyoruz yani. Devam edelim. Son olarak yüzler basamağında ne kaldı? 7. Bu çizelim. 7'den 1 çıktığında buraya da 6 kalması gerekiyor. Şimdi böyle verilmeyen rakamların olduğu işlemlerde hata yapmamak için tekrar söylüyorum. Birler basamağından başlayacağız. Birler basamağına gelmesi gereken rakamı bulacağız. Bunu yazdıktan sonra komşudan alıp almadığını kontrol etmelisiniz. Eğer komşudan aldıysa o zaman komşuya bir tane fazla vermemiz gerektiğini düşüneceğiz. Ya da işte burada olduğu gibi komşudan aldıysa komşunun 8 değil 7'ye düştüğünü, 7 kaldığını anımsayıp ondan sonra çıkarmamızı yapıp buradaki doğru rakama ulaşmamız gerekiyor. Çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Bunlar gerçekten zor alıştırmalar. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle hoşça kalın.